Gelecekti. Bizim kızlar geldiler. Merhaba Edil. Merhaba Ali. Kusura bakma, böyle habersiz çıkıp geldim. Ali sen nasıl geldin buraya? Yani nereden öğrendin evimin adresini? İyi seneler size de. Şu öndeki taksiyi takip et. Hemen abi. Alo İdil'cim. Ben akşam için alışveriş yaptım. Pasta da aldım. Elimdekileri direkt sana bırakayım diyorum. Ben de senin anahtar var nasıl olsa. Tamam. Tamam anlaştık. Bu yaptığın hiç doğru değil Ali. Sana bir daha beni aramamanı söylemiştim. İkimiz için de durumu daha fazla zorlaştırma lütfen. Nöbetçinin yeri yok ne demek kardeşim? Ya yılbaşı gecesi anahtarını evde unutmuş bir adam insan değil mi? Hı? Bana bak, gülme lan gülme. Duyuyorum öyle elini Ayze'yi kapatıp güldüğünü. Soytarı. Oraya gelirsem ağzını kırarım vallahi bak ha. Ulan gülme. Tamam bırak şu telefonu. İdil hala kapıda mı? Kim geldi acaba? Ben bir bakayım. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım İdil. Sen Erzurum'a gitmeden önce sana sormam gereken bir soru var. İdil'cim. Kim gelmiş? Merhaba.
Ya burası çok büyük. Gel gidelim, gel gel, boş ver, boş ver. Ne yapıyorsun gel lan? Nereye gideceğiz lan? Ha? Ya burayı polis tuttu. Çok büyük burası, ben korktum buradan ya. Lan başka bir yer mi var gidecek? Aha, aha, kapı. Açıl lan. Niye açılmıyor oğlum? Kapısı bile garip, senin yüzünden kaldık. Ne açıldı? Demek ki kadına duyarlı kapı. Beyefendi, lütfen üzerinizdeki metal eşyaları çıkartıp tekrar geçebilir misiniz? Ah bir çıkarabilsek zaten var ya, içimizdeki bir stres, böyle bir irin çıkacak dışarı da çıkaramıyoruz. Efendim? Kemer. Kemer öttü. Tamam, geçebilirsiniz. Elimi tut. Elimi tut. Yavaş. Yavaş. Şşş. Lan lan lan. Oğlum anlamaz o, yabancı. Şanslı bir yabancı. Bir saniye be. Buyurun. Biz bir oda istiyoruz koçum. Oda. Siz. Evet. Biraz acele et ama. Hayat kısa. Burada boşa harcamayalım saniyelerimizi. Yoksa seninki sandığından daha kısa olabilir. Anlıyorum. Ali'yi hatırlıyorsun değil mi Derya'cığım? Ya. Hatırlamaz olur muyum hiç? Hadi sen geç içeri. İçeriyi toparla biraz. Ben de hemen geliyorum. Aha, tamam. İyi seneler. Size de. Başkomiserim, Maraz Ali geldi. Ne? 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 Nereye geldi? Buraya geldi. Şu anda kapının önünde İdil amirimle konuşuyor. İzninle bir iki dakika içeri girebilir miyim? Olmaz. İyi de burası gizli bir adres değil. Nasıl bulmuş burayı ya? Bilmiyorum. Yani bunların yapacağı operasyon bu kadar olur müdürüm. Bu Ali içeriye girerse yanarız müdürüm. Vallahi bütün şube, cümbür cemaat gördüğünüz gibi tam aile fotoğrafı. Alayımız deşifre oluruz müdürüm. Doğru söylüyorsun evlat. Çocuklar, hepiniz evin içinde bir yere saklanın, tamam mı? Çocuklar, önce şu parti izlerini ortadan kaldıralım. Kim ne bulursa alsın götürsün. Herkes bir yere saklansın. İçeriye içeriye yürüyün. Hadi, yürüyün. Hadi, hadi. Herkese razı olsun. Çabuk. Gelin gelin gelin. Siz arka odaya geçin. İçeride biri mi var? Yok hayır. Bir tek Derya var. Allah cezanı vermesin senin Engin. Geri zekalı Engin. Bir de Haylaz Kedin paspas var işte. Her yeri kırıp döküyor facan. Yeteneksiz herif. Ulan ağacı niye kaldırıyorsun oğlum? Ağacın burada olması normal. Bugün yılbaşı. Bırak şunu. Bırak. Ver şunu. Oğlum ne bu? Ne yaptın sen ya? Derya'cığım, ne yapıyorsun sen orada? (Gülüyor)
Şuraya isimler, soyadlar, şuraya da imzalar. Bir de kimliklerinizi rica edeceğim. Şimdi bizim şöyle bir sorunumuz var. Hayırdır? Yaklaş. Bizde kimlik yok koçum. Yok mu? Yok. Kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Kullanmıyor musunuz? Nasıl yani? Hocam, Burn Ultimatum diye bir film vardı. Üçlemenin sonuncusu. İzledin mi? Hayır. Oradaki adam gibiydi işte biz. O ne lan? Yani bir şey de bil ya. Bak adama rezil ol. Film abicim, film. Şimdi adamın bütün kimliğini, geçmişini siliyor. Eski ajan olduğu için de herkes onu öldürmeye çalışıyor. Herif de durmadan kaçıyor. Ya otobüste paso bile gösteremiyor zavallı. Hoş izlesen şaşardım zaten. Allah'ım, sen hiçbir kuluna bu davar gibi cahil partner verme ya Rabbi. Ulan bir sus ulan, bir sus ulan. Kapıracağım şimdi kafana. Suçlu çıkınca böyle çemki. Türk sineması senin gibi davarlar yüzünden gelişemedi zaten. Lan adam bir sus lan. Bak koçum. Sen şimdi bize odayı kimliksiz, sorgusuz, sualsiz veriyorsun. Ben de sana 50 kağıt bahşiş toka ediyorum. Anlaştık mı? You happy, we happy, everybody happy, don't worry, be happy. Yes, alright. Gel hele bakayım. Hayırdır? Kestik. Neyi? Süper. Hatırlat giderken senden telefon alacağım. Senden süper resepsiyonist aktörüm. Hadi ben. Gerçekten mi? Bak gördün mü? Yeni aktörüm, tanış. Hocam, artık elimi bıraksan diyorum ya. Elimi bırakır mısın? Allah Allah, alıştı adam. Hemen odayı ayarlıyorum. Aferin sana. Aktörüm benim, yeni aktörümsün. Gönlümsün sen benim. Örnek al. Beni içeri kabul etmeyecek misin gerçekten? Üzgünüm. Ne soracaksan burada sor lütfen. Ama bu böyle paspasın üstünde sorulabilecek türden bir soru değil. Sadece birkaç dakika oturacağım. Sorumu sorup hemen gideceğim. Söz veriyorum. Ulan ben burada çarpılıyorum. Böyle tüle tüken tüken oluyor. Sen orada pel pel yüzüme bakıyorsun. Evet. Geberteceğim ben seni. Ulan var ya, sana yapacağım yarısı aklımda değil, görürsün sen. Ulan oğlum, siz daha niye dikiliyorsunuz lan kabak gibi? Evet, tamam. Hadi. Hadi ulan, saklan. Hadi. Hadi. Ulan hadi lan. Hadi koçum. Hadi. Yürü. Geç hadi. Hadi. Ne olur. Sadece 2 dakika. Yoksa sabaha kadar burada beklerim. Gerekirse burada yatarım. Sana bu soruyu sormam gerekiyor. Bunu önce bir Derya'ya sormam lazım. Hemen geliyorum. Derya, hemen şunları bir toparlasana. Tamam. Neler oluyor? Nasıl bulmuş bu adam senin evini? Ben de anlamadım müdürüm. Gerçekten süper gizli bir operasyon hazırlamışsınız amirim. Vallahi sizi tebrik ederim. Yahu adam eliyle koymuş gibi gelip buldu çok gizli adresinizi. Yavuz Bey, şimdi hiç sırası değil bu sataşmalığın. Ben sataşmıyorum ki. Sadece dalga geçme hakkımı kullanıyorum. Yavuz Bey. Ne? Şşş, kesin bakayım. Önce başımızdan bu tehlikeyi savuşturmamız lazım. İyi seneler. İyi seneler. Bu Maraz Ali niye gelmiş peki? Ne istiyormuş kızım senden?
Ya ne isteyecek müdürüm? İnce iş falan. Birkaç dakikalığına içeri girip benimle konuşmak istiyormuş müdürüm. Birkaç dakika mı? Birkaç dakika yetmez size. Bu gece uzun olur, o belli. Müdürüm. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz arkada yatarız, kalkarız. Yiyeceğimiz içeceğimiz de var. Bana siz bize bakmayın. Biz yokmuşuz gibi takıl. Salak, salak. Hazır kurtulmuş. Hala kapıda siftiniyor bak. Küçükken de salaktı bu ha. Vallahi evet. Bu Ali var ya, bu inatçının tekidir. Kafasına koyduğu şeyi yapmadan asla gitmez buradan. Dikilir kapının önüne, hepimiz tutsak kalırız burada be kardeşim. Çıkamayız dışarıya. Öyle diyor zaten müdürüm. Bak, gördün mü? Kızım, biz arkada saklanıyoruz. Gelsin içeriye, 2 dakika konuşun. Ne konuşacaksa konuşsun. Sonra nazikçe gönderirsin ha? Başını müdürüm. Hadi adam. Sakla. Hadi yürü, gel. Yürü. Zaten halimiz Nejat Uygur Vodvil Tiyatrosu gibi oldu. Vallahi. Oradan biri çıkıyor, buradan biri çıkıyor. Biri öğüt yapıyor, biri iyi yapıyor. Aa yapıyor. Yani ondan o durumdayız ya. Şşş. Hadi gel, hadi. İş midir ya? Yalnız. Amirim hakikaten. Aşkın gözü sahiden körmüş yani. Hazır yırtmışın mis gibi. Kaç kurtul değil mi? He? Eksik al. Vallahi eksik al. Adanalı. Yürü hadi. Abu. Ne oldu evlat? Bu kim müdürüm? Bu şehit komiser Levent. İdil'in nişanlısı. Aslan gibi çocuktu. Bir soygun baskında çıkan çatışmada şehit düştü. Allah rahmet eylesin. İdil o soygunu yapanların Maraz Ali ve çetesi olduğuna inanıyor. Abu, ne oldu evlat? Ya silahımı unuttum odada. Şimdi başımız belada. Tamam. Derya ile konuştum. Girebileceğini söyledi. Sadece birkaç dakikalığına ama. Sonra hemen gideceksin. Buyurun. Ayakkabılarını çıkarmana gerek yok. Geçebilirsin. Dağınıklık için kusura bakma. Paspas biraz dağıttı. Nesin?
Arkada senin ne kadar iğrenç bir yazın varmış ya. Normalde ben solağım. Mecburen sağıyla yazıyorum. Al sen yaz o zaman. Olmaz. Çünkü ben de sağlam. Salak. Salaksın yani. Salakmış, duydun mu? Hocam kestik. Espri bile yapamıyorsun ya. Ha. Hocam, sizde şu ortadan kapıyla ayrılan iki oda bir odada tip odalardan var mı? Bakalım müsait mi? Varsa onlardan şiddetle istiyoruz. Ne istiyorsun lan sen yine? Hocam, bence biz geceyi ayrı odalarda geçirelim. Yani en azından bir kapı koyalım araya. Ya ben seni biraz özlemek istiyorum ya. Sabah nasıl olsa mecburen buluşacağız yine. Lan bir sus lan. Yukarı bir çıkalım. Yukarı bir çıkalım. Göstereceğim ben sana bebişim. Bu Fred'i başladı yine bana göstereceğim göstereceğim deme. O değil, bir şey gösterdiği de yok yani. Anladım. Siz kimliklerinizin açığa çıkmasını istemiyorsunuz. Hah, aferin. Bak iki saniye de çaktın. Tabii boşuna konuşmuyoruz oğlum, ben gördüm. Yönetmen gözü. Zeki adamın hali başka oluyor. Artificial intelligence. Normal tabii bu kadar tırsmanız. Hem de ne tırsmak hocam? Sabahtan beri 3.5 atıyoruz ya. Hiç kolay değil böyle yaşamak. Çok haklısınız. Toplum bu tür marjinal ilişkilere hazır değil henüz. Anlıyorum sizi. Marjinal derken? Ve de ilişki derken? İkiz yataklı süper bir odam var. Normalde balayı odası olarak veriyoruz ama tam size göre yani. Hay Allah, iyiliğini verdin. Rica ederim, ne olacak canım? Ay bu çok tatlı çocuk be. You don't know me, I don't know you. Anahtarı ver lan. Çabuk. Biz anahtarla değil, kartla çalışıyoruz. Her neyse onu ver. Ver. Bu arada rol mol da bitti. Aktörlük şansını kaybettin. Otursana. İyiyim. Seni görünce heyecanlandım sadece. Ya ne yapıyorsun? Ne var canım? Ne yapıyorsun? Öpeyim bir kerecik. Hayır. Olmaz canım. Ne olacak ya? Atmosfer, monsieur. Kendi ellerimizle yaptığımız sigara börekleri. Buyurun. Tilki, ne iyi ettik de bu akşam geldik değil mi lan? Evet. Ya. Süper oldu sahiden. Evet, evet. Bu ev ne zamandır var? 2 sene oluyor herhalde değil mi? Özellikle yazları süper eğlenceli oluyor. Arkada kocaman bir havuzumuz var. Çok acayip partiler yapıyoruz. Böyle kadınlar geliyor, eğlence yani süper oluyor ya. Parti derken? Parti yani biz bize. Kendi aramızda eğlence. Langırt, iskambil, bahçede piknik, uzun eşek, orta gol, tek kale maç. Ve buna benzer tamamen kazmasal faaliyetlerden oluşan sıradan eğlencelikler bütünlüğü yani. Yani. Bu gece çok güzel görünüyorsun. Her zamanki gibi yani. Teşekkür ederim. Bir yere gidecektiniz galiba. Nasıl? Böyle giyinip hazırlandığınıza göre.
Ha yok hayır. Evdeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz. O zaman misafirleriniz gelecek. Ali sen bu kıskançlık sorularını sormak için mi geldin buraya kadar? Hayır tabii ki. Özür dilerim. Seni dinliyorum. Lütfen ne soracaksan çabuk sor. Bir an önce gitmen ikimiz için de iyi olur. Şur Adana türküleri. Buyurun efendim, balayı suitiniz. Ne balayı suiti be? Ne lan bu güller falan? E vallahi bir tek bu odamız vardı. Gelinle damat için ayarlamıştık. Yersiniz artık. Size iyi istirahatler diliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Ha bu arada güllerin saplarına dikkat. Biraz uzun dur da bir tarafınıza batmasın. Lan! Geçenlerde aldığım bir derginin içinden çıkmıştı. Burada kalmış böyle. Bir kez dinleyeyim dedim. Saçma sapan, iğrenç, anlamsız türküler var içinde. Yani hiç hoşuma gitmedi. Nihayet baş başa kaldık bebişim. Bebişim derken? Korkma lan korkma, bir şey yapmayacağım sana. Zaten hiç tipim değilsin. Hah. Allah razı olsun. Bir de utanmadan söylüyor. Tirbişon var mıdır acaba bu odada? Çekil bakayım. Burada da yok. Tirbişon derken? Aha buldum. Tirbişon. Ha anladım. Sen önce diyorsun ki önden aparatif bir alkol alalım. Bir rahatlayalım diyorsun. O zaman ben de boş durmayayım. Sağa sola biraz mum yakayım bari. Ha ne dersin? Ne? Ya hocam. Sen benimle kafam buluyorsun ya. Hem bana hiç tipim değilsin diyorsun. Sonra şarap açıp ortama romantik bir hava katmaya çalışıyorsun ya. Dengesiz misin sen ya? Multiple personality mi var sende ya? Besleme misin sen be? Bak ben senin bildiğin erkeklerden değilim ha. Kes lan. Bu şarap açmak için değil. Kelepçe açmak için. Baştan söylesene. Tırbişon mürbişon şifreyle konuşuyorsun. O zaman mantıklı. Bak tamam. Hadi bırak yürü. İdil. Bu oyuna ne zaman bir son vereceksin? Oyun mu? Ah! Hindi hazır geldi. Ah, hem ne hazır ulan. Tam da zamanında geldi. Değil mi lan? Oh, aç aç. Koy koy koy. Oh. Oh. Bak 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 şuna bak ya. Ne yapıyorsun be? Elleşmeyin. O kadar uğraştık. Başından nöbet tuttuk bak. Butlar mülayimle benim. 50 yeni var ya çatalı. Çatalı saplarım ha. Psikopat mısın sen? Manyak. Sakin. Aha. Ha? Kim geldi bu saatte? Boncuk. He. Koş bak bakalım kameralara. Mülayim butları koru. Butları koru mu?
usta. İyice saçmalamaya başladı bu ya. Ay. Beyler, kızlar geldi. Kızlar derken? Hakikaten ya, kızlar derken. Kızlar. Kızlar. Feruhcuğum. Nereden çıktı şimdi bu kızlar? Ali abi düzenli manita olayına olan inancını kaybedince. He. Biz de eski günlerdeki gibi düzensiz manitalar çağıralım dedik ya. Dediniz. Demese miydik? Ama Ayşegül gelince işler biraz karıştı tabii. Yani tahmin ettiğimiz gibi olmadı. O yüzden bir karışıklık oldu. Karışıklık olmuş. Bir karmaşa. Küçük bir anlaşmazlık. Sen hiç zahmet etme kardeşim. Ben ufaktan kesmeye başlayayım şurayı. Aman. Aha. Boncukcuğum. Amanın. Bir zahmet sen kızları bir taksiye bindirip geri gönderir misin? Yapma. Yaptım. Yani, yaptım. Aslında hiç gerek yok. Bence bu yaptığın çok doğru. Bir karışıklık dur olmuş işte canım. Yeni yılın son günü. Eski yılın yani. Ne işimiz var bizim kızlarla ya? Tabii. Yani yolda görsem tanımam. Helalimin kızından bana ne canım? Sigara böreği yer misin? Ya da hindi. Yersen. Ay bir sus ya. Yemez. Sen olmaz. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Sen de beni seviyorsun öyle değil mi? Önceki akşam gözlerimin içine bakarak beni sevdiğini söylemiştin. Bu bir yalan mıydı yoksa? Hayır. Değil tabii ki. Ama... İstanbul'dan gitmek zorunda olduğunu ve bu yüzden ayrılmamız gerektiğini biliyorum. Ama biz birbirimizi bu kadar çok severken ayrılmamıza aklım, mantığım... En çok da kalbim izin vermiyor. Çok düşündüm dünden beri. Baktım. Acaba sensiz olabilir miyim? Gitmene göz yumup kalbime seni unutması için söz geçirebilir miyim diye. Ama yok olmadı. Beceremedim bunu. Nefes alamadım. Sana bu kadar alışmışken sensizliğe alışmak imkansız oldu. Ben sana mecburum İdil. Sensiz olamam. Bu yüzden karar verdim. Ben de seninle geliyorum. Nereye geliyorsun? Erzurum'a. Buradaki bütün işlerimi kapatıp oraya yerleşeceğim. Hep yanında olacağım. Ayşegül. Ne var? Hiç yok bir şey. Ben çay içer misin diye sormaya gelmiştim. Neyse sen meşgulsün. Ben seni tutmayayım. Devam et. Ben seni tutmayayım. Terin soğumasın. Hadi sonra görüşürüz. Timur. Bekle. Buraya gel. Burada neydik be? Aşkım lütfen. Sen bana aşkım dediğin sürece ben o yumrukların alayını yemeye razıyım be. Ben gülüyor muyum? Yok gülmüyorsun.
Gülmüyorum. Ben de korkudan gülüyorum zaten. Özür dilemeye gelmiştim senden. Sarılabilir miyim? Hadi gel. Gel buraya ya. Özür dilerim. Canım benim. Zaten uzun zamandır İstanbul'daki işlerimi kapatıp uzaklara gitmeyi düşünüyordum. Sanırım bundan daha iyi bir bahanem olamazdı. Ama Ali, sen benimle gelsen bile ben Erzurum'un küçük bir köyünde seninle birlikte yaşayamam. Bunu kabul etmezler. Biliyorum. Zaten bu nedenle bu gece sana sormam gereken bu soruyu sormaya geldim. Hangi soruyu? Ali, ne yapıyorsun sen? Hocam, olur da biz bu kelepçeyi bu gece açamazsak, ki öyle görünüyor. Yatağın sol tarafında yatarım ona göre. Ne? Ben başka tarafta yatamam. Çocukluğumdan beri hep sol tarafta yattım. Bir de inşallah horlamıyorsundur ha. Bak, horluyorsan kafadan söyle, ona göre önlem mi alayım ha? Lan bir sus lan, bir sus lan, car 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 car. Sabahtan akşama kadar kulağımın dibinde karı gibi konuşuyorsun lan. Salak! Senin yüzünden işime konsantre olamıyorum, gerizekalı! Hocam, birincisi, tüküre tüküre konuşmayalım, bu bir. İkincisi, gören de uzaya çıkmışsın, sanki uzay mekiği tahmin ediyorsun sanacak. Konsantre olamıyormuş. Ba 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 ba. Hocam, hiç bozma. Dur öyle. Dur 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 dur. Bakışlar fix. Hocam, senden harbiden çok acayip korku filmi olur, biliyor musun? Seninle ikimiz el ele verelim. Oscar almazsak adam değilim, biliyor musun? La, bir sus la. Bir sus. Yoksa var ya, beynini delerim senin ha. Bir sus lan! Bir sus! Bak, bunlar fazla mesela. Grotesk olmaz korku filmler. Daha minimalist, küçük oynaman lazım.
Ya sen kendin ol. Zaten yeter. Niye abartıyorsun bu kadar? Oh, güller gerçekmiş biliyor musun? Kokla. Çok şirinler değil mi? Hocam sen ne yapıyorsun ya? Günü niye yiyorsun ya? İnek misin sen? Öküz müsün? Nesin ya? Ya bir insanoğlu yeşili sevmeli, yeşili korumalı ama yeşili yememeli ya. Lan! Sus! Sus şunu açayım bir sus! Ben konuşunca mı açıldım ben? O zaman ben hep susayım yani. Ben hep susayım yani o zaman. Benim çenemem bağlı bu kelepçe anasını satayım. Ali ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu anda hiçbir şey söylemek zorunda değilsin Edil. Bu çok ani bir teklif oldu biliyorum. Ama tam zamanında yapılmış bir teklif bence. Hadi üzülme artık. Ben her şeyi çözeceğim. Her şey çok güzel olacak. Biz birbirimizi böyle güzel sevdiğimiz sürece hiç ayrılmayacağız. Şimdi verme cevabını. Önce biraz düşün. Kalbini dinle. O zaman doğru cevabı bulursun. Sözümü tutup şimdi gidiyorum. Yarından sonra ders çıkışından sonra seni almaya gelirim okula. O zaman verirsin cevabını. Ama inan bana güzel günler çok yakın İdil'im. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Biz hiç ayrılmayacağız. Gör bak. İyi seneler. Size de. İyi seneler aşkım. Sana da iyi seneler. Aşkım. İdil, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Yavuz Bey, bir sırıttığınızı göreyim. Sizi ok meydanına trafik polisi yaparım ona göre.
Engin ne zaman peynirdiler? Abo! Ya bunlar kardan adam olmuş müdürüm. Hava soğuk muydu çocuklar? Biraz serin. Gitti mi Farazeli başkomiserim? Oo, gitti gitti, evde uyuyor. Ne oldu lan şöyle kafalı he? Cilalı buzdevrinden çıkmış gibisin sen. Geçer geçer, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Vallahi ben size değil, bunlara gülüyorum yani amirim. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Ulan herifler onu yayak buzdolabı gibi olmuşlar. Hele bak ya. Hele bak. Hadi hep beraber. Hadi oğlum yılbaşı bugün. Hadi el arabaya, hadi çocuklar. Aman oturmaya mı geldik ya? Hadi. Hadi çocuklar. Buzdan adam dansı. Hadi çocuklar. Oğlum buzlarınızın kırılması lazım, oynamanız lazım. Hadi. Eğer izin verirseniz müdürüm, Marazeli operasyonuna kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aranda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aranda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim, hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da sapanmış. Sanki herkesin altında pozisyon sert penaltı. İyi akşamlar. Çok yol aldım. Korktum bazen, ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmışlar laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. Bu iş bundan sonra hep böyle mi olacak peki? Hep böyle mi olacak derken? Biz sevgili olduğumuzu bir süre herkesten saklamaya karar verdik diye. Abin beni öldürmesin diye. Sen böyle gününü gün etmeye devam mı edeceksin? Yok bir tanem, ne gününü gün etmesi? Yok öyle bir şey. Kızları çoktan gönderdik zaten. Ben bu akşam kazara buraya gelmeseydim. Hı? Göndermeyecektiniz ama. Olur mu öyle şey canım? Tabii ki gönderecektik. Ya da en azından ben gidecektim. Emin misin?
sana delicesine aşık olduğumdan emin olduğum kadar eminim. Ama diğer çocuklar senin bir düzenli manitan olduğunu bilmedikleri için seni böyle suçların içine çekecekler hep. Gel benimle. Nereye? Gel gel gel. Gel. Hocam birazdan süper bir dizi başlayacak ATV'de. Polisiye desen var, macera desen var. Komedi, gır hepsi bir arada. Oğlum Kuluzi, tam benim kalemim. Hadi lan bırak şimdi diziğimizi oğlum. Biraz yardım et oğlum bana. Olmaz hocam. Bir aktör izlediği dizilerden, filmlerden beslenir. Ki benim yönetmenlik tarafım da var. Yani ekstra izlemem lazım. Yok bir şey demedim. Mesela, neden George Clooney'i sürekli bana benzetiyorlar? Neler? Çünkü ben sürekli onun filmlerini izliyorum. Ama gün gelecek, o da beni izlemeye başlıyor. E şuraya yazıyorum, o gün çok yakındır. Coming soon. Lan sallama süpürleri diyorum. İyilik ve kötülüklerin yazıldığı bilgisayara virüs girmiş. Ya hocam sen hayal görüyorsun ya. Türbüşonla kelepçe açıldığı nerede görülmüş? Ya sen kaç adet filmde gördün böyle bir saniyede bana hava atıyorsun ya? How many times watching in the movie in my ear? Lan bir sus lan. Bir sus lan. Parayla mı verdin oğlum seni bana? Bak. Bunu film senaryosuna yazsın. Ki benim senarist tarafım da var. Rezil olursun. Cümle alem gül gül ölürsen. Açmıyorum lan. Dedim ben sana. Oha yuh. Hop. Hocam ne yapıyorsun sen ya? Lan ne oluyor lan? Alttan bir de müzik vereyim mi sana böyle 80'lerden falan bir şey yapayım ortaya karışık. Bir de direkt söyle striptiz direği daha rahat uyursun. Oğlum ben üzerimde kıyafetlerle uyuyamam koçum. Yarın da giyeceğim bunları üstüme. Zaten uyurken kıyafet de batar bana. Aynen prensip sahibi bir adamsın. Her konuda kazmanın önde gideni böyle bayrak taşıyanısın. Bir bu konuda mı titizsin? Vallahi bravo ya. Sürprizlerle dolusun. Yani festival gibisi katılmak istiyorum. Congratulations. Çok konuşma lan. Yastı bari hadi. İyi fikir. Bir dakika. Benim tuvalete gitmem lazım. Ha git. Ya hocam ne yapıyorsun sen ya? Böyle kadın gibi çeviriyorsun beni burada. Çok geldi ya. Ya tövbe estağfurullah ya. Ah burada. Ya. Ya bir gezelim bahçeye de gezip gelelim. Adama bak ya sanki İngiliz teryer gezdiriyor. Hadi oğlum. Bastır, bastır oğlum. Hadi. Gol! İşte bu be. Ya, hayır, abi şimdi yerde hiçbir şey yapma ya. Hadi hadi. Allah Allah. Ya bırakın lagalı. Ben gidecek kalıcı var. Hadi abi tamam. İnişine atarım. Hadi oyna lan oyna hadi. Beyler. Beyler, size bir şey itiraf edeceğiz. Önce geçin şuraya oturun. Geçin. Timur, ne yapıyorsun sen? Sırrımızı abinden saklayabilmemiz için onların yardımına ihtiyacımız var aşkım. Aşkım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşkım derken? Ve de sırrımız derken? Ve de... Ya soru bırakmadınız oğlum bana ya. De otur o zaman hadi. Tamam abiciğim tamam her şeyi anlatacağız bir sabredin. Şimdi size söyleyeceğimiz şeyi Ali abi kesinlikle bilmeyecek bir kere. Tamam. Eğer biriniz bunu ağzından kaçırırsa ya da fark ettirirse Ali abi beni öldürmeden önce ben gelip sizi öldürürüm. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Tamam. Bu sizin ve bizim ortak sırrımız olarak kalacak. Herhalde oğlum biz ne sırlar paylaştık beraber değil mi lan? Oğlum ya. Ha çete ve soygun anlamında yani canım. Çünkü biz Ferruç'um, genelde... Ferruç'um, sen istersen bir süre konuşma olur mu kardeşim? Hı? Bence de.
Neyse. Sırrımızı açıklıyoruz. Biz düzenli manitayız. Birbirimizin yani. Ne oldu lan? Niye donup kaldınız öyle hortlak görmüş gibi? Hortlaktan daha beter abi. Ali abi ne kadar zamandır orada? İtirafın başından beri abicim. Başından beri. Duydu yani her şeyi. Biraz. Elimi bırak bari. Bırak, bırak, bırak. Bırak. Bırakamıyorum. Bırak, bırak. Kısmi felç oldum. Kıpırdayamıyorum. Ben hadi kal gel bana. Hadi bakalım. İyi seneler kızım. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. Tüm çevreyi kontrol altına aldık. Her yer temiz mi durum? Maraz Ali uzaklaştı. Çıkabilirsiniz. Tamam. Sağ olun çocuğum. Merak etme kızım. Site içerisindeki güvenliği artırdım. Bundan sonra Maraz Ali böyle habersiz ani baskınlar yapamayacak. Adanalı'yı da en kısa sürede başka bir yere taşıyacağız. Maraz Ali Adanalı'nın bu siteye girip çıktığını görürse her şey ortaya çıkar. Bu gece aldığım en güzel haber bu işte müdürüm. Yani biz var ya, bayılıyorduk sizinle komşu olmaya zaten. Hadi çocuklar, hadi uzatmayın artık. Yarından sonra yapacağımız ilk toplantıda bu konu için bir strateji geliştireceğiz, tamam mı? Ben de bu konuda her türlü yardıma hazırım müdürüm. Çok güzel. Vallahi. Çocuklar. Hadi bakalım iyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. Tamam çocuklar hadi. İyi seneler. İyi seneler. Sen bir dur. Dur sen dur. Allah'ım adam sivrisinek gibi kovuyorsun yine geliyor. Buyurun Yavuz Bey. Yılın ilk eziyetini alayım sizden. Ya çok affedersiniz amirim. Ben şey için rahatsız etmiştim sizi. Az önce karmaşaya geldi. Ben size gerekli açıklamayı yapamadım. Şimdi ben kanepenin arkasında kamuflaj halindeyken... Yanlış duymadıysam siz Adana türküler iğrenç, miğrenç falan bir şeyler söylediniz ya. Yani hiç öyle demeyin. Çok yakında o CD size çok lazım olacak. Hatta güzel bir yerde muhafaza edin bence onu. Allah Allah. Nerede lazım olacakmış o bana? Yakında sizin kına geceniz olacak ya bu evde. Süper hareketli türküler var o CD'de. Çalar çalar oynarsınız arkadaşlarınızla. Yani daha iyisini bulmanız mümkün değil.
İyi geceler amirim. İyi geceler. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber. Abu! Ne oldu? Ya kızım, bizim anahtar içeride kaldı. Biz ne yapacağız şimdi? Abu! Evet, Abu. Kız çiğit! Madem anahtarlarım var, niye baştan söylemiyorsun? Aptal mıyım ben? Neden söyleyeyim? Ne güzel seni kendi ayaklarında partiye getirmişim. Zibidi, ver şunu, ver. Abu! Aman Allah'ım, ev hırsız girmiş. Saçmalama kız. Anahtarım yok diye ben giremedim eve. Hırsız nasıl girsin eve? Tövbe yarabbi, tövbe ya. Ulan bu ne hal ya? Abu! Ulan şerefsiz, ne yaptın? Evi yemiş. Haklı hayvancağız. Onu da partiye götürmedik diye kızdı tabii bize. Ulan şerefsiz, bunu da mı yedin? Bu kim? Ben bebekliyim. Belli olmuyor mu? Kafam karpuz kadar. Bu sen misin gerçekten? He, bak kolları görüyor musun? Boğum boğum, bak bak. Üstündeki tişörtü görüyor musun? 01. Ne? 01 ne demek? Adana. Benim Adana sevdam o zamandan belliymiş. Görüyor musun? Bak 01. Ulan pehlivan gibi çocukmuşum o. Geç hala öyleyim de. Ya ev ne haline bak ya. Hele ya ulan şerefsiz. Kocaman da kafam var ya. Ulan nedir bu hal ya? Ben bunları kaç taksitle aldım biliyor musun sen? He? Bir memur maaşı ne kadar biliyor musun sen? Şerefsiz. Tilki, Ayşegül. Ne oluyor lan burada? Şöyle bir şey oluyor abi. Şöyle... Nasıl bir şey oluyor? Nasıl yani... şöyle bir şey oluyor, böyle... Mr. and Mrs. Smith, bildin değil mi? Değil mi? Doğru değil mi? Ne diyorsun oğlum? Ya Ayşegül'le Tilki'nin bize anlatmaya çalıştıkları filmin adı. Mr. and Mrs. Smith. Hani biz düzenli manitayız. Böyle her yerde el ele ulaşırız. Birbirimizin en büyük düşmanıyız. Evet, evet. Diye anlattılar ya filmi, onu bu işte. Yine biz bildik. Biz bildik. Mr. and Mrs. Smith. Oynayacağım. Abi canımız sıkıldı. Tombalamız da yok. Biz de yılbaşında sessiz sinema gibi ha, böyle tabii. Çok güzel bir faaliyet yapalım dedik. Nasıl sessiz sinema lan bu? Bunlar konuşuyor. Tabu gibi abi. Tabuyla sessiz sinemayı karıştırdık. Yeni versiyonu abi, sesli. Bu nasıl sesli? Sesli sinema. Üst üste iki tane kelime söyleyebiliyorsun. Evet. Abi bak, istersen sen mülayimle takım ol, böyle ikili oynayalım, acayip eğlenceli olur. Abi çok güzel olabilir, çok iyi oynar gerçekten. Ne dersin? Evet, çok iyidir yani. Bak çok güzel tamam, olacak. Tamam, bırakın abicim oyunu falan, bırakın oynamayı. Oturun hadi, size güzel bir haberim var. Hayırdır abi? Abi yeni bir soygu mu var yoksa? Vallahi. Tam ağzımdan aldın ha. Yapalım abi hemen. Az önce İdil'e evlenme teklif ettim. Abi çok güzel bir haber. Harika. Mükemmel. Eğer kabul ederse dükkanı falan kapatıp tüm işleri kesip Erzurum'a taşınacağım. Olsun. Olsun. Olacak. Canın sağ olsun. Olsun. Sen mutlu olsun. Tebrik ederim abi. Tebrik ederim. Çok
Çok sevindim. Allah'a çok sevindik abi, abi ya. Çok sevindik. Yani. Tebrik ederim. Çok İnşallah abi, inşallah. Harika ya, tebrikler. Eyvallah abi. Allah'ım ben sana ne yaptım ya Rabbim ya? Ne büyük bir ceza bu ya. Oh. Bitti. Hocam niye acele ettin ki? Ben sana daha roman getirecektim. Onu okusaydın. Kes lan. Ben gazetesiz tuvalete girmem. Gerçekten çok prensip sahibi bir insansınız. Ya size olan hayranlığım her geçen gün biraz daha artıyor yani. Sıslan artık. Hadi yatıyoruz. Hocam. Rica edeceğim. Şu yatıyoruz kelimesini lügatımızdan bir çıkaralım. Uyuyoruz diye adlandıralım olayı. Tamam. Sleep. Korkma lan korkma, bir şey yapmayacağım. Hadi yat zıbar. Hadi. İnsanın hiç inanası gelmiyor bu hareketten sonra. Hadi. Jumping. Hocam, şöyle bir çizgi çizelim yatağın ortasına. %50 sana, %50 bana. Bak, bu çizgiden sonrası sınır ötesi operasyon sayılıyor, ona göre, tamam mı? Tamam lan, tamam. Zıbar yat artık, hadi. Hocam, bir de rica edeceğim. Uyurken fazla dönmeyelim sağa sola. Yani çok fazla moving yok. Yani nasıl yattıysak öyle. Sırt üstüyse sırt üstü, yüz üstüyse yüz üstü. Yani face to face, back to back. Şimdi ne karar verelim? Şimdi hoca Alo! Hocam burada adam konuşuyor. Adam bir şey anlatıyoruz. Laf dinlesene. Adam konuşuyor. Adam cevap versene bana. Lan bağırma lan seni! Bağırıp öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan! 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 Öldürdüm lan herifi! Lan! Cesetle nasıl gezeceğim lan ben bu şehirde? Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl oynadın ama? Oscar'lık performansı gördün mü? Ha? Ne oldu? Bak bari bak süper şok. Geç. Kestik geç. Geç. Yat hocam. Yat 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 yat. Bu ne ya? Car sabahtan beri kadın gibi konuşuyorsun. Yeter. Uyu. Sweet dreams. Oh belanı vermesin seni. Yat lan. Lama gibi tüpürüp duruyor ya. Bebiş bozuntusu. Evlerinde lambaları yanıyor. Hay Allah. Kaç saat koştum ben ya? Yerlerim yanıyor.
Evlerinde lambaları yanıyor. Köz köz olmuş ciğerlerim yanıyor. Beni gören deli olmuş sarıyor. Ölürüm de ayrılamam yer senden hah. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yer senden ah. Oo, günaydın amirim. Ya koktuysa buyurun sizi de kahvaltıya alalım. Kahvaltıya mı? He. Ya aslında kahvaltıdan çok Adana Braç'ı da diyebiliriz buna. Adana Braç. He. Ya bugün tatil ya. Kahvaltı geç olunca bu sosyeteler buna hani Braç diyorlar ya. O yüzden Braç diyorum, Adana Braç'ı. Branç olmasın o? Ne? Branç. Tabii siz sosyete olduğunuz için siz daha iyi bilirsiniz. Biz brunch'tan falan ne anlarız? Çikolata çocuğuyuz biz. Biz ne anlarız? Biz ciğer, kahvaltı falan. Süper ciğer şiş var. Soğanla biber de közlüyoruz. Kız, git içeriden git balcanları da getir. Şunun üstüne koyalım ateşleyen olmasın. Yürü. Ben kendimi bu balkondan atsam direkt ölür müyüm acaba? Ne? Hemen öleceğimi bilsem çoktan atlamıştım. Ama sakat falan kalırım diye korkuyorum. Biraz daraldım da bu Adanalı hayatından. Kız bak, sen dilin yine fazla uzamaya başladı. En sonunda dilinden çıkaracağım. Buraya seni mandallayacağım. Böyle asılı kalacaksın. Akşama gelip alacağım. Silkeleyip tekrar içeri koyacağım. Öyle öyle asılı kalacaksın orada. İdil Hanım. Ben pasaportumu alıp gelsem. Sizin evde siyasi mülteci olarak kalabilir miyim lütfen? Tabii her zaman. Komik. İkiniz de komiksiniz. Hadi hadi git şu balcanları al da gel yürü. Evlerinde lambaları yanıyor. Köz köz olmuş ciğerlerim yanıyor. Beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürüm de ayrılamam yer senden ah. Beni gören deli olmuş sanıyor. Amirim vallahi kokmuştur biraz. Şey yapayım mı düğümün içine? Bir lokma ısırım vallahi çok güzeldir yani. Yelda, Ceyda, Nala, Esra, Nala, Nala, Ece, Nala. Günaydın bebişim. Günaydın bebişim. Bebişim derken? Bebişim derken? Ya ne yapıyoruz biz ya? Allah. Hocam, Galatasaray bu sene kesin kupayı alır. Beşiktaş kesin olacak oğlum, kesin. Ya tavla oynayalım mı? Ha? Olur. Biliyor musun? Çok erkek tavlası ama. Süper oynarım tamam, ben. Tamam, hadi. Erkek tavlası ha. Star. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Ayşegül hazırız, bak gözünü olur. Seveyim avanmak yok tamam mı? Ulan küçücük kız avansan olacak ya hadi. Hadi lan. Ne ya? Belli olmaz abicim. Sonuçta Maraz Ali'nin kız kardeşi işte. Genetik menetik derken sonunda boğa gücüyle saçma bir gol yemeyelim yani.
4 gol atan bu kaleyi koruyamadık be. Beşlerden. Nasıl attım ama? Nasıl attım? Gördün mü? Oh, Tılma dedesi. Böyle atarlar adama. Ama bu yaptığın faul. Buna faul dedim. Ne? Bak böyle bir şey olmaz. Hocam. Penaltı. Kart falan vermiyor musun? Penaltı. Olmaz mı? Bir sarıp falan bir şey. Vay vay vay. Ciğere bak. Ciğere bak be. Ciğere bak be. Yavuz Bey. Şimdi siz ciddi ciddi kahvaltıda kebap mı yiyorsunuz? Kebap değil amirim, bu ciğer şiş. Şimdi bunu kavurması da çok şahane olur ama ben sağlığına dikkat eden bir adam olduğum için kızartmadan tavadan uzak duruyorum, şişiyoruz. Evet, belli oluyor sağlığınıza ne kadar düşkün olduğunuz. Getir kızım, getir balcanları serpiştirelim şöyle. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın abi. Günaydın abicim. Burada fazla oyalanmayın. Öğleden sonra gidip açın dükkanı. Ayşegül'ü de eve bırakın. Annem merak etmesin. Tamam abi. Sen nereye gidiyorsun abi? Bileti verip paramızı geri alacağım. Ha. Ya abi, bir şey soracağım. Biz bu mücevher defilesine ne zaman gidiyoruz? Hadi Ayşegül'cüğüm. Sen git top oyna arkadaşlarınla. Biz şimdi önemli bir şey konuşuyoruz abine. He? Hadi bakalım. Yani ne kadar tatlı bir kız değil mi abi senin şu kardeşin? Yani nasıl diyeyim? Böyle bir şey... Yok, yok abi yani tatlı derken cici, hanım hanımcık. Hanımefendi bir insan. İyi kalpli. Hatta bir melek. Hatta kelebek. Yani dünya ahiret bacım anlamında söyledim ben onu. Hadi abicim. Kesin aytalığı da bir an önce gidip açın şu dükkanı. Polisler kullanmasın. Bağış tutun abi. Volkan kalede! Hadi atın! Yüzünden gol yedik biliyorsun değil mi? Ha, ondan mı oldu gol? Kusura bakma ya. De top yerden geliyor. Kurtarman lazım. Abin gitti. Volkan kalede şut bekliyor. Düzenli manita mı var? Derdim var kardeşim. Komik. Komik evet. Yani. Ha, tabii. Ne yapıyorsun ya? Atalım spor tilki Timur. Hadi koş. Aynı hızla tilki Timur. Hadi orada, aynı hızla. Hadi koş. Ormana doğru. Hadi. Koş. Koş. Sofya bak kızım, şimdi işin ustalığı burada. Ciğer dedim böyle yapılır kızım. Ustasından öğreneceksin ki o da yegane adam benim yani. İyi seyret bak böyle. Hafiften şöyle. Hop. Gördün mü? Bak, çiçek, çiçek. İçine biraz 7.65. Şöyle. İçine biraz da sumak. Şöyle. Gördüğün gibi. Birazcık da domates koyduk mu? Gördüğün gibi. Biraz da 9 milimetre. Çiçek oldu. Bak bak, görüyor musun? Neydi o ressamın adı? Picasso var ya, Picasso. Picasso. Ha, Picasso. Ha, vallahi işte Picasso resmi gibi, bak görüyor musun? Gerçekten öyle. Şimdi böyle nazik bir şekilde vurarak kundaklayacaksın. Gördün mü? Bak bak böyle. Heh. Çiğit. Hadi al bakayım, ilk dürüm senin olsun. Al al. Sevdiğini bil, ben öyle herkese dürüm sarmam ha. Benim dürümüm meşhurdur yani. Allah razı olsun.
Hoş geldiniz. Kulleyelim lütfen. Tabii. Al bakalım. Sağ olun. Amirim ya, kokmuştur. Hadi bir tane de SS arayayım. Vallahi bütün dertlerinizi unutursunuz. Yok sağ olun, ben almayayım. Benim kahvaltım var. Ne? Elma, kahvaltı. Ay canım, bir tek bu değil tabii ki. Birazdan da bir tas yulaf yiyeceğim. Yağsız sütle beraber. Ne? Allah'ım sen bizi koru yarabbim. Kimsenin aklıyla bu kadar oynama yarabbim. Gelsene şuradan bir hava basalım. Baksana havasıymış. Tamam. Kimse yerinden kıpırdamasın. Dur polis, dur! Gir içeri, gir! Bas gaza, bas! Sana gazla dedim, bana bak, kaybedecek hiçbir şeyim yok, sıkarım kafana! Arabanın içindeki soyguncular, silahlarınızı atıp çabuk teslim olun! Hemen inin arabadan, teslim olun! Silahlarınızı bırakın ve teslim olun! Gazlasana lan! Teslim ol! Silahlarınızı bırakın ve arabadan inin! Gazlasana hadi! Kendimi özel yaptım, hafif acılı. Bir tek kendime sardım. Oh! Bak, bak, bak. Güzelliğe bak. Kurban olayım. Kurban olayım Allah'ın verdiği nimetlere ya Rabbi. Açmayacak mıyız kapıyı? Boş ver. Gıcıkı değil geldi, ben biliyorum. Yavuz Bey, ben mangalın dumanından rahatsız oldum. Ben bir ruh hastasıyım, kırmızı et yemiyorum. Lütfen şunu söndürün artık diye kafamın etini yiyecek. Car 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 sabah. Boş ver. Çağlar çağlar gider. Kafanı dağıtırım. Bu senin ilk soygunun oluyor herhalde. Ne? Biraz amatör gördüm seni. Ne diyorsun lan sen? Amatör falan değilim ben. Bu benim 40. soygunum belki. Anladım. Aman boşver boşver. Çekemem şimdi onu. Çalar çalar gider.
Aman. Yavuz Bey. Efendim? Niye kapıyı açmıyorsunuz? Yani ağız tadıyla şu dürümü yedirmediniz bana. Ya bari tatil gününe bir rahat verin ya. Şimdi telsizden anons geçtiler. Levent civarında bir benzin istasyonu sürmüş. Soygunculardan bir tanesinin eşkali de maraz Ali'ye uyuyormuş. Benzin istasyonu. Ekipler peşine takılmışlar. Sıcak takiptelermiş. Tamam o zaman. Bizim arkadaşlar hallederler. Ne demişler? Olur böyle bakalar, polisi yakalar. Yavuz Bey! Ay Yavuz Bey kadar kafana taş düşsün inşallah sen. Acele edin. Hemen çıkıyoruz. Çıkıyoruz derken? Biz de Marazeli'nin peşine takılıyoruz. Siz Marazeli'yi tutuklarken ben de orada olacağım. Siz bilirsiniz ama ben şu durumu bir götüreyim sonra çıkalım. Yavuz Bey! Hemen şimdi çıkıyoruz. Bu bir emirdir. Sen de sırıtma kız, pişmiş kelle gibi. Git bir kağıt mat getir şunu, paket edeyim, yoldayayım şunu. Hadi. O iğrenç şeyi benim arabamda yiyebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz Yavuz Bey. Allah'ım, hayat ol yarabbim sen. Şu üstümü değiştireyim, ciğer koktu, geliyorum. Demek ki aptal şansı diye bir şey varmış sahiden. Ne? Sen kim aptal diyorsun lan? Sana oğlum. Ancak bir aptal benzin istasyonundan çıkarken sağa sola gelişi güzel ateş eder ol. Az kalsın havaya uçuruyordun kendini. Tüm ekiplere. Operasyonu ben yönetiyorum. Herkes sıcak takip ve devam etsin. Malum aracı şehir dışına doğru sürmeye çalışacağız. Onlar ateş açmadığı sürece karşı ateş açmak yok. Hiç kimse benim emirlerim dışında hareket etmeyecek. Siz de buna dahilsiniz Yavuz Bey. Sanırım bu defa paçayı ile verdim onu.
Ne yaptın sen? Ne attın lan dışarıya? İyi, şu sakız vardı ağzında, onu attım. Bırak şimdi dalgayı. Hadi kökle şu gazı. Polisleri ekmemiz lazım. Allah kahretsin, çok fazla trafik var. Ya biz bu minibüs dolmuş bozması arabayla sıcak takip yaparsak Maraz Ali'yi Konya civarında falan etli ekmek yerken yakalarız. Sizin öneriniz nedir Yavuz Bey? Abu! Benim önerim. Oğlum sola çek. Başla. Sola çek sola. Yavuz Bey, nereye? Arabada daraldım da biraz hava alayım dedim. Yavuz Bey, bakın yine benim emirlerimden çıkıp yanlış bir şey yapmaya kalkarsanız. Siz bu Maraz Ali'yi yakalamak istemiyor musunuz amirim? Evet. Tamam işte. Emir bu. Ben de Maraz Ali'yi yakalayıp size getireceğim. Emirlerinizi de yerine getirmiş olacağım. Ya benim gibi süper bir adamınız var. Allah'tan daha ne istiyorsunuz anlamadım ki. Hayır, bir insan Allah'tan daha ne ister? Sen de kız çocuğu gibi oturma lan. Kalk hadi yürü. Allah'ım ne yapacağım ben bu adamı ya? Oo Adanalı, ne haber? Vay benim toprağım babuşum, ne haber? Ne zaman geldin sen İstanbul'a? Valla buralardayım Ahmet, geldim işte, koşturuyoruz. Engin! Bak bu da Adanalı ha, bizimki Ahmet. Adana Demirspor Amatör Kulüpten. Oğlum o kaleciydi, ben de forvettim. Ona göre yani ha. Ahmet, bana acil en hızlı araban lazım. Hangisi? Fark etmez, ikisi de hızlı. Ha, iyi. Bu iki kişilik değil evet, mi? Evet, iki kişilik, evet. Tamam, bunu alıyoruz. Al. Hadi Engin. Amirim kusura bakma, araba iki kişilik. Sizi de alırız ama yer yokmuş yani. Yavuz Bey, bu yaptığınız çok yanlış. Niye? Vatandaşın arabasını gasp edemezsiniz. Ya o yabancı değil ki. Bizim kendi Ahmet, benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım ya. Adana Demirspor'dan tanışıyoruz. Hadi. Git hadi. Ahmet, baboş. Ölmez de sağ kalırsak arabanı getiririz kardeşim. Yemişim arabayı toprağım, sana bir şey olmasın. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hadi eyvallah kardeşim. Görüşürüz Ahmet. Takip et şunları. Şşt, bana bak, daha hızlı gitmez mi bu alet? Yolunu bulursa gider tabi. Yol çok kalabalık olduğu için basamıyoruz, görüyorsun. Ulan sağla solla kıvrıl, bir şeyler yap işte, ne bileyim. İstediğimiz kadar gazlayabileceğimiz süper bir yer biliyorum oğlum. Heh, al. Gazla. Helikopterden sıcak takipteki tüm ekiplere. Malum araç Kurtköy İstanbul Park çıkışından çıkış yaptı. İstanbul Park neresi oğlum? Formula 1 yarışlarının yapıldığı yarış pisti başkomiserim. Formula 1, yarış pisti. Allah Allah.
olan siyah jip şu anda İstanbul Park'a doğru gidiyor. Tamam. İstanbul Park'ta ne iş var bu adamın ya? Yaptı ortayı. Gol! Gol olur ya. Gerçekten güzel. Volkan batırdı. Volkan batırdı. Ya çocuklar, abim televizyona çıkmış. Televizyona çıkmış derken? Ya şu anda bütün haberlerde abim var. Haberlerde derken? Evet, hem de canlı yayında. Canlı yayında derken? Ya koşsak bize artık. Allah. Hadi abiciğim, hadi. Mevzu ciddi, hadi. Şu halinize bakın ya, sokak çocukları gibi olmuşsunuz. Ya Boncuk! Ne var? Ne yapıyorsun? İçeri giriyorum. Bu ayaklarla gelir mi hiç içeri? Çıkar çabuk ya. Siz de çıkın hadi. Son dakikalarını tekrarlamak istiyorum. Levent'teki bir benzin istasyonuna silahlı soygun girişiminde bulunuldu. İki kişi oldukları düşünülen soyguncuların siyah renkli bir jiple kaçtıkları belirlendi. Benzinciden ayrılan ve ikinci köprü istikametine doğru kaçarak Anadolu yakasına geçen soyguncuların TEM otoyolunu izleyerek şu an bulundukları İstanbul Park yoluna girdikleri elimize gelen son bilgiler arasında. Özgüken Lüften Merkez'e hemen İstanbul Park'ın özel güvenlik şefleriyle bağlantıya geçin. Bütün giriş kapılarını açsınlar, tamam. Nostra solunu ayakkabı boya kostlar. Az konuşana kur tele kakacaklar. Kara tahta ya da ceza yazacaklar. Yutmanız Ali içeri alırsak daha rahat kısacağız. Haklısınız başım. Malum araç şu anda piste doğru gitmeye devam ediyor, tamam. Bırak onu dostlar. Bir bakın derken şöyle ben içine girdim öyle. Bu ortam işte böyle, bu nasıl iş söyle. İpi kopmuş alemin, çivisi çıkmış dillerin. İnadım inat giderim, tersine dilim fenerim. Yol uzun ve pek dikenli, çok uzundan ben tükendim. Yoksunun bir çare, kimi zamanda yalnızın avare gezdim. Sayın seyirciler, canlı yayında kovalamaca sürüyor. Biz de bu sıcak takdirde. Razı abi, bizden habersiz soyguna gitmiş. Öyle görünüyor. Ah. Gireceği tahmin ediliyor. Nereye geldik abicim? Neresi burası? İstanbul Park. Formula 1 yarışları burada yapılıyor. Ne işimiz var abicim bizim İstanbul Park'ta Formula 1 yarışında? Sen dedin abicim gazla diye. Hızlı git dedin. Bu şehirde en hızlı gidebileceğimiz yer burası. Ya. Ya ben bunu böyle planlamamıştım. Daha kolay olacaktı. Daha kolay. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. Bir adam geçecek bizi, hızlı. İyi ile kötü arasında duran. Benimle cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış sonu. Hiç kimse görmemiş ve hiç kimse tanıtmamış. Kalkılar dolup taşınca komşular pek anlamış. Yalandı şahitler çoğalmış. Ordular da saf almış. Sanki tozun altında pozisyon saklı. Ulan en yetişti güzelliğine bak arkadaş, ne kadar güzel ya. Herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farkı. Gönlüm kavga etmek istemez. Oğlum herkese nasip olmaz Formula 1 pistinde araba kullanmak. Oğlum kaç tur atacağız burada? Şu anda tarihi bir ana tanıtıcı diyorsun Engin, değerli bile ha. Bilmez olur muyum başkomiserim? Ben hiç kaçırmıyorum bu yarışları.
sene de Haziran'ın başında yapılacağız. Biletimi aldım bile. Lan bana da bilet al. Beraber gidelim. Olur başkomiserim. Dur şu Manaz Ali'yi bir yakalayalım ya. Çabuk bir çıkış bu. Kaçalım buradan. Bu hala bizi dolaştırıyor ama anlamadım ha. Yok yok, bu işin içinde bir iş var. Yalandan geziyoruz oğlum. Tüm birimlerin dikkatine, tüm birimlerin dikkatine. Araç pistte sürekli turlar atıyor. Bu adam ne yapıyor ya? Haber stüdyomuza bilgiler gelmeye devam ediyor. Görüntülerde de gördüğünüz gibi... Hadi be Ali abi be, yürü be hadi be! Bir dur be, dur! Allah Allah! Pardon, ben bir an harbiden formülleri seyrediyorum sandım. Kendimi çok fena kaybettim. Sen ne zaman büyüyeceksin lan? Wow. Viraja bak ulan! Sen geç ulan! Az geçtik gördüm. Ulan sen ben de mi katlısam lan bu yarışlara? He? Dinlemek mi eğlenmek, dinletmek mi eğlenmek gerek mi derler çünkü bizde seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Uzaklaştıkça uzaklaşır insanlar yabancılaştı. Ortamlar yabanileşti, kenanlar acayipleşti. Saygı satırdı bir yerde, her dilde bir aşk tartısı. Gördüğümle düğümlenen yıllarda arkadaşlıklar. Eğlenmek de şart biraz, kafa dağılmadan önlenmez. Her gün bayram olmaz ancak arada bir göz tutmaz. Kuruntulardan kurtulmak, kırıntılarla kalmamak. Kısa tutan da kimse değil de ışığı parlayan olmak. Sen sıkı canını, ben buradayım her daim. Çoştumak için hazır gönüller de yerlerse. Şu anda soyguncuların içinde bulunduğu siyah jip durdu ve çevresi tarafımızdan sarıldı. Sayın seyirciler, şu an görüntülerde de izlediğiniz gibi içinde silahlı soyguncuların bulunduğu siyah renkli jip güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve etrafı sarıldı. Ne oluyor lan? Niye durdun? Benzin bitti oğlum. Ne? Ya abicim, niye benzin almıyorsun sen yola çıkmadan önce? Tam alıyordum, sen bindin arabaya. Çocuklar, ben bir şey demeden kimse sakın bir şey yapmasın ha! İş bizde! Piste bulunan bütün ekipler beklemede. Soyguncuların araçtan inmesi için anons yapıyor. Şu anda etrafı sarılan soygunculara güvenlik güçleri tarafından teslim ol çağrısı yapılıyor sayın seyirciler. Ali, ne atıyorsun bilmiyorum ama yolun sonuna geldin aslanım. Şimdi yavaş yavaş arabadan in. Ellerini göreyim, ellerini. Hadi koçum, uğraştırma bizi. Soyguncular araçtan inmemekte ısrarlı. Ne yaptın? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor ancak soyguncular hala araçtan inmedi. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum vallahi. Ben rehineyim. Soyguncu olan sensin abicim. Ne? Ulan sen getirdin ya bizi buraya! Ne yapacağız? Ya hadi Ali, uğraştırma bizi, hadi aslanım, in şu arabadan. Hadi yavaş yavaş. Ellerini göreyim. Soyguncular araçtan inmemek için hala direniyor. Gördüğünüz gibi soyguncular polisin teslim ol çağrısı karşısında hala araçtan inmemek için direniyor sayın seyirciler. Hadi aslanım, hadi yavaş yavaş. Ali, hadi uğraştırma beni, Ali! Hadi, taleplerimizi söyleyeceğiz onlara. Taleplerimizi mi? Evet, taleplerimizi. Hadi abicim, hadi in aşağı, indirim sana. Peki. Ellerini göreyim, ellerini göreyim.
Tamam aferin böyle. Aferin. Tamam. Soygunculardan biri araçtan indi. Polisler temkinli davranıyor. Kimse yaklaşmasın. Yoksa sıkarım rehininin kafasına. Kim lan bu? Biri diğerine rehin almış durumda. Bu kim lan? Malum şahıs diğer soyguncu tarafından esir alındı. Tekrar ediyorum. Malum şahıs diğer soyguncu tarafından esir alındı. Gergin bekleyiş devam ediyor sayın seyirciler. Abi ne yapacağız? Bir şey yapmak lazım. Ne yapacağız abi? Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim, çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmış her laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Orada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin